Hanımlar beyler, Cities Skylines 4. sezon 19. bölüme, yani canlı olarak yapacağımız seçim bölümüne, bir bölüm kala bölümüne, şey 19. bölümde, 20. bölümde Twitch'te canlı yayınla seçim bölümümüz olacak yeniden. Bu seçim bölümünden önceki bölüme hepiniz hoş geldiniz. Şimdi önemli bir bölüm. Çünkü şu an arkadaşlar şehrimize şimşekler yağıyor. Şehrimizin göbeğine şimşekler yağıyor. Bir afetle daha beraberiz. Yanıyor. Yanıyor. Her yer yanıyor arkadaşlar. İnsanlar kaçışıyor gördüğünüz gibi. Nasıl kaçıyorlar tren istasyonlarından görüyorsunuz. Şehrimiz yanıyor arkadaşlar. Şehrimiz cayır cayır yanıyor. Bakalım itfaiyemizi test ediyoruz arkadaşlar. İtfaiyemizi test ediyoruz. Bakalım nereler kurtulacak? Nereler yanacak? Nereler? Gördüğünüz gibi zaten burada cesetleri yaktığımız bir bölüm var. Her yerde itfaiye var. Şu ana kadar Allah büyük heykelimiz de yanıyor arkadaşlar. Suyunu döküyorlar. Oh, mis gibi. Ne olacak çok merak ediyorum. Burası da yanmaya başladı. Tamamen komple yanmaya başladı. Her yerde itfaiye araçlarını görüyorsunuz. Allah, birinin binasıydı bu. Yağız Holding yanıyor arkadaşlar. Yağız Holding'e acil itfaiye desteği, retweet lütfen. Burası da yanıyor. Her yer yanıyor. Bakalım itfaiyemiz ne kadar başarılı. Şimdi göreceğiz. Buralarda söndürme çalışmaları devam ediyor. Etrafta helikopterler var gördüğünüz gibi. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Burası da yanmaya başladı. Fabrikamız, ormanlık alan yanmaya başladı. Ciddi bir hasar var şu anda. Buralar söndürüldü. Çok güzel. Buralarda herhangi bir problem yok. Burada Yağız Holding'e bir helikopter tahsis edildi galiba. Burada bir binam, apartmanım yanmaya başladı. İtfaiyeleri görüyorsunuz burada. İtfaiyeler yine burada müdahale ediyor. Şu bölgedeki alan tekrar bir itfaiye ekibi tarafından kontrol altında. Burası itfaiye ekibi tarafından kontrol altında. Burası helikopterlerin söndürebileceği bir alan. Buraya araçların herhangi bir şey yok. Burada bir yanan bir commercial alanım var. Bakalım itfaiye hızlı bir şekilde buraya gelmiş bulunmakta. Gerçekten bunu... Burası ormanlık alan yanıyor burada. Tamamen gördüğünüz gibi helikopterlerim de gelmeye devam ediyorlar. Birkaç tane helikopterim var burada. Burada bir alan yanıyor. İtfaiye ekipleri burada söndürmek için uğraşıyorlar. Tertemiz. Burada bir ormanlık alanım var yanan. Burada bir ormanlık alanım var yanan. Buraya çok fazla şimşek düşmüş gördüğünüz gibi. Burada bakıyorum. Helikopter sesleri duyuyorum. Buraya bakıyorum. Burada aşık alanım yanıyor. Burası helikopterlik bir iş. Burada bir yanan alan daha var. Burası da ağaçlık. Sitenin ağaçlık alanı yanıyor. Burası helikopterlik derken meclisimiz yanmaya başladı arkadaşlar. Meclis yanıyor. Helikopter seslerini duyuyorum. Burada park alanım. İlk yaptığımız park alanımız yanıyor. Meclisin üstüne suyu döktüler ama tam olarak bir etki sağlayamadı. Burada bir ormanlık alanım. Havaalanına çok yakın bir bölgede yangın var. Stadyuma çok yakın bölgede iki tane ağaç yanıyor. Buraya bir itfaiye ekibi geldi. Meclis kurtarıldı. Tamam. Burası tamamen dediğim gibi helikopterlerin ulaşabileceği bir bölge. Burası da helikopterlerin ulaşabileceği bir bölge. Bakalım sağ kurtulabilecekler mi? Burası hala yanıyor. Yavaş yavaş yanmaya devam ediyor. Burası yavaş yavaş yanmaya devam ediyor. Sanırım artık kurtulduk diyebiliriz. Bakıyorum. Burası söndürülmüş. Simsiyah bir alan. Burası kendine gelecek yakın zamanda. Burası yanıyor. Helikopterimiz var burada gördüğünüz gibi. Meclis kurtarıldı. Buralarda söndürme çalışmaları devam ediyor. Bence gayet başarılı. Şurası biraz fazla yandı ama itfaiyem geldi burayı söndürdü. Çok güzel. Bence burayı başarıyla idare ettiğimizi düşünüyorum ben. Gerçekten çok zordu. Gerçekten bir şehrimize test oldu arkadaşlar burası. Şimdi ben burada şu alana nüfuz eklemek istiyorum. Ama kasaba evleriyle ilgili bir nüfuz eklemek istiyorum. Burayı cayır cayır doldurmak istemiyorum. Bu bölümde buraya bir yaşam alanı yapacağız.
insanların güzel güzel yaşayabileceği bir alan olacak burası. Buradan çekiyorum. Buradan şuraya doğru almak istiyorum. Şöyle bir alanım var burada. Şu şekilde. Burası tabii ki commercial zone alanları. Buralarda insanların alışveriş yapabileceği alanlar olacak. Buralar yaşam alanlarımız. Sadece şöyle yapacağım. Buradan çift kare kesiyorum ki ana yola bağlanmasınlar. Asıl şeyim o. Hatta buradan şöyle yapabilirim. Burayı da commercial'la bağlayalım. Bu şekilde bir alan. Yine dolduracağım yerler var ama buranın tabii ki eğitim vesaire kısmını da halletmemiz lazım. Burada tane de Elementary School koyuyorum bu tarafa. Buradan gördüğünüz gibi tamamen güzel. Buradan alıyorum. Buradan alıyorum. Burayı iç taraftan kapatıyorum. Güzel. Alalım. Güzelçim oralara. Tam bir kare daha girelim. Taşmadan. Bu bölge toprak alanı olacak. Oyun alanımız vesaire var burada. Bu okul iç bölgesi de toprak alanı olacak. İç bölgeyi de toprak yapıyor. Şöyle bir alanım var şimdilik. Ya burada elektrik, su vesaire bu tür problemlerim var. Bunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturalım. Elektriği buradan çift trafoyla birbirine bağlayacak şekilde ayarlıyorum. Buranın elektriği burayla birleşti. Güzel. Tamam. Burada denebilirim var. Burası bir tane hastane lazım buraya. Buraya da eğitim ve araştırma hastanesi koyacağım buraya. Bu bölgede bir eğitim ve araştırma hastanem var. Böyle etrafını bir girelim. Tamam. Buranın bir bahçe bölümünü oluşturacağım. Burada eğitim ve araştırma hastanesinin bahçesi olacak. Bu şekilde. Burası hala bir elektrik sorunuyla karşı karşıya.
Şöyle yapacağız. Biraz zaten gitmiş. Buradan al 59'a çıkartırsam güzel. Bize gayet güzel bir elektrik sağlamış oluyor. Böyle eğitim kısmına bakıyorum. Elementary School hala daha biraz. O Megalopolis olduk. 85 bin nüfusa ulaştık. Burada buraya büyük mü geliyor? Gelmez. Şekilde alanımı oluşturuyorum. Buraya kimi çekiyorum direkt olarak commercial'dan bunu ayırsın diye. Burası commercial. Buraya da iki tenis, bir basket yapıyorum. Böyle bir alanım olacak burada da. Bir daha şöyle bir Elementis kutumuza bakalım. Buraya pili yaptım. Buradan çekiyorum. Buradan çekiyorum. Bunları iç kısımdan birbirine bağlayıp buradan devam ettiriyorum. Başka buralarda gayet güzel. Şuralar biraz. Sen şurada bir şeyim var. Buraya bir Elementary School yapacağım. İki tarafa tek taraflı olsun. Burada bir Elementary School. Buraya normalde park yapmayı planlıyordum. High School kısmına baktığım zaman zaten High School'da birazcık kötü bir sıkıntımız var. Oyunun kendi High School'u gittiği için. Tamam, böyle kalsın. Şurayı da biraz şuradan şöyle aldık. Tamamdır. Burada da bir high school'um var. Bu iç kısmı birbirine bağlıyorum. Elementary school, high school aynı ortamdaymış hissiyatı vermek için. Buraya da buraya çekme okulun kendi bahçesinde. Böyle oluşturuyorum. Tamamdır. High School'um birazdan yakın zamanda toparlayacak diye tahmin ediyorum. Çünkü aslında her yerde bir lise bulundurduk. Buraya da bir element yapayım. Bölgeyi de birbiri için alıyorum. Tanım var yine. Burada da keza çocukların oturup arkadaşlarıyla takılabilecekleri dört tane mekanım oluyor. Nice. Bu konuda şu an okeyiz. Hastane konusunda. İtfaiye konusunda bir sıkıntımız var burada. İtfaiyelerden birini buraya koyuyorum. Bir diğerini buraya koyuyorum. Burayı tamamen yeşillesin diye. Polis konusunda birazcık şeylerim var. Polisi de itfaiyenin yanına çift taraflı olarak yerleştiriyorum. Şimdi burası şu an için tamam. Gayet güzel bir alan oldu. Şuraya bu kısımda bir alanım var gördüğünüz gibi. Şu bölgeye böyle bir yol çektim. Bir dakika. Ben alacağım. Normal tek diye alayım ben.
Buradan bir yol alıyorum. Böyle gelecek bir yol. Buradan devam ettirip çıkartıyorum. Buraya normal klasik bir sanayi alanı oluşturuyorum. Burada bir sanayi alanım olsun. Sanayileri de yapmam lazım çünkü Not Enough Goods yazan yerlerimiz var artık ve bunun üretimini tam olarak hızlı bir şekilde başlamamız lazım. Allah! Aa, bak 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 soruna bak. Yıldırım sırasında elektrik kablosu düşmüş. Ve neredeyse bize inanılmaz bir maddi kayıp sağlayacak bir durum oluşturmuş. Buraya yaptık. Buralar kurulacak şimdi. Ayrıyetten şu kamp alanını birazcık artık büyütelim. Kamp alanını tamamlayalım. Ya zaten büyüteceğimiz kısım sadece burası kaldı. Burayı da tabii ki ağaçlandıracağım. Şöyle bir alanım olacak. İyice büyüyecek. Demon until next level. Burası ama çok büyük bir alan olmadığı için. Tamam, şimdi ikinci bir commercial alanıma bakacağım. Buranın yükseltisine bakabilirsem. Buranın yükseltisi güzel bu arada. Sadece daha şöyle uzatalım burayı. Şuradan getir. Burayı ben keza normal sanayi alanına dönüştürüyorum. Bu alanı içine alıyor mu? Bir dakika. Almıyor. Tamam. Buralar normal sanayi alanı olacak. Buralar cevher madeni ilgili sanayi alanları olacak. Burası tamamen kurulmuş. Su ihtiyacı var. Buranın su ihtiyacı olacak mı? Olacak. Burası mıydı? Buranın da su ihtiyacı. Tamam. Küllü su ihtiyacınız. Burası inanılmaz bir elektrik üretmeye devam ediyor. Şu kısımda da bir büyüme gösterelim. Da evlerimi koyuyorum. Nüfusu bu taraftan arttırıp tamam çok güzel. Buranın elektriği su ihtiyacı gelecek. Aynı zamanda bir itfaiye ihtiyacını da karşılayalım. Buradaki evler kurulmaya başlayacak.
Zaten elektriği alacak buradan. Bir sıkıntı kalmayacak. Ne diyor? İşle ilgili Nadina Fish diyor. Demek ki bizim biraz daha fish. Bu neymiş? Real supermarkette multiple problems varmış. Shelves emptyymiş, boşmuş. Diyor ki goods yapıyor. Commercial buildings de commercial binaları için, alışveriş binaları için üret diyor. Normal sanayi kısmını üretmem gerekiyor. Buraya başladık üretime. Burada başladık üretime. Abi burada da bir üretim kısmına başlayabilirim şu boşluğa. Buradan alıyorum. Dur. Peki şuradan alalım. O tren yoluyla bir olsun. Buradan aldım. Buradan aldım. Buraya bağlıyorum. Buradan bu kısma bağlıyorum. Şekilde bir alanım var. Buradan bunu buraya bağlıyorum. Öyle aldım. Ah. Şöyle bir alanım var burada. Burayı da tamamen artık commercial şey sanayi bakımında dışa bağımlı %100 azaltmak adına burayı tamamen commercial alan olarak belirliyorum. Şey sanayi alan olarak pardon. Ya al ya yapma şunu ya. Ben buraya düzgün bir şekilde şey vermeden kurulmayacak bunlar. Şöyle yapalım. Tamam. Burası da yakın zamanda kurulmaya başlanacak. Böyle bir alanım var burada. Tamamdır. Burası da kurulsun. Burası zaten keza bayağı boş bir bölge. Trafikle alakası olmayan bir bölge. Şuradan burayı da aynı şekilde commercial alan olarak seçiyorum. Burada da üretime devam edelim. Şöyle dursun. Oluşmaya başladı gördüğünüz gibi. Aa, şurada bir elektrik kesintim var. Yine aynı şekilde
patlamış şey sırasında. Kırım Şimşek. Burası bize 13.000 kazandırıyor şu anda. Gayet iyi bir miktar kazandırıyor. Buralarda baya güzel bir üretim sağlayabiliyoruz. Burası okey. Bir sıkıntı yok. Burada bir sıkıntı yok. Burası tamamen kurulmuş durumda. İyice büyüyor. Burayı bu tarafa doğru yapacağız. Bu tarafı aslında biraz daha yapabiliriz. Çok fazla bir yaşam olmaması, bir araç olmaması bizim için inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Şeyleri rahat rahat kurma açısından. Şöyle. Buralara da. Buraya normalde çok kalabalık yapmayacağız da başlamıştık ama burası da artık büyüdü. Ben burada da insanların yaşamasını istiyorum. Burayı da bir kent gibi. Bunların suyu. Tamamdır. Ve bakacak olursak burada evet su ihtiyacım var. Su ihtiyacını verelim. Buraya gördüğünüz gibi kurulmuş büyük bir sanayi alanı. Burada hemen dışarıdan neler alıyoruz, dışarıya neler veriyoruz. Burada importumuz goods gördüğünüz gibi. Dışarıdan sürekli goods alıyoruz. Ben bunu düşürmeye çalışıyorum. Dışarıdan ithal ettiğimiz malları düşürmeye çalışıyorum. Dışarıya verdiğimizde tarım alanında, tarımla alakalı çok fazla ürün veriyoruz. Petrol ve cevherle aynı şekilde az miktarda da ormancılık sanayisinden eşyaları dışarıya export ediyoruz, ithal ediyoruz. Ama goods çok az gördüğünüz gibi goods'u direkt alıyoruz yani. Burada benim amacım, bizim amacımız buradaki olayı düzeltmek. Şimdi buradan devam edecek olursak şurada tarım alanımıza geliyorum yine. Biraz daha arttırıyorum buradaki üretimi. Domuzlarımız varmış burada. Bunlar ne yapmış? İkinci maçını kazanmışlar. Aferin size. İkinci maç galibiyet. Burada neler olmuş? Nerede bizim stadımız? Kaybettiler ya. Ya bu nasıl bir şey arkadaşlar? Nasıl kaybedebiliyorsunuz ya? Bu insanlar... Ha bak bu aynı zamanda tren istasyonu. Bu insanlar stat'tan çıktılar. Gördüğünüz gibi. Kimisi muhtemelen arabasına gidiyor. Kimisi buradan devam edip direkt olarak dağılıyorlar etrafa. Ulaşım yakın olan ulaşım bölgelerine gidiyorlar. Görüntüler benim hoşuma gidiyor. Yürüyen insanların orada. Bak direkt olarak mesela otobüs durağına gidiş sağlıyorlar evleri için. Otobüs durağına gidiyorlar evlerine gitmek için. Burada çok büyük bir kalabalık ikiye bölünüyor. Ve buradan devam edip muhtemelen yine yakınlardaki bir otobüs durağına veya metro vesaire onlardan birine gidiyorlar. Buradaki durum ne? Buralar hep otelmiş bak. Buradan bakacak olursak buraya gidiş var. Diyorlar. Buradaki transite bakalım. Burası zaten inanılmaz yoğun bir bölge şu an. Of 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 of. İnanılmaz. Burası var ya kaç bin olmuş mudur? Haftalık. Yalan. Yemin ederim dünyanın en yalan. Bak sadece burada zaten 200 kişi biniyor yani. Burada kullanıyorlar. İnternette basın var. Burada hala bana turist getiren. Nerede turistlerim? Gördüğünüz gibi bunlar turistler. Mor olan yerler.
Burası inanılmaz bir turist alanı. Burası inanılmaz bir turist alanı. Şuralar turist alanları çok güzel. Şehre çok fazla sokmuyoruz. O güzel. Bana şu an 933 tane haftalık turist geliyormuş. Buralar da şey olmuş. Kırılmış. Burada şu anlık diyor ki bana, ben arkadaşım çalışacak eleman arıyorum diyor. Bu çalışacak elemanı da şuraya yapacağım. Bölgeye yapacağım. Yaşam alanıyla çözeceğim. Şöyle bir bölgem var ve bu bölge tamamen klasik yaptığımız yasalardan squeeze out yapıyorum. Ve bu bölgeyi tamamen burada çalışacak olan insanlara ayırıyorum. Burada herhangi bir gelişme var mı mesela? Bak, importum azalmış gördüğünüz gibi. Burada da bir yıkılan bölgem var. Buralar artık gerekmiyor. Dealership'lerim var. Böyle kargo istasyonlarımız sakin. Burada da sakin. Ya, trafik bence belli başlı noktalar dışında gayet akıcı. Şöyle bir bakıyorum. %75'lik bir trafiğim gözüküyor. Burada bu kadar kırmızı bir trafik yok. Bu oyunun belli başlı şeyler. Bu Yandex gibi. Ben mesela Yandex'e bakıyorum. Cadde kıpkırmızı. Martıya biniyorum hızlı gitmek için. Lan yol boş. Bu da böyle bak. Bir tane bile araba yok. Kıpkırmızı gözüküyor. Neyse. Bu bölgede çok fazla trafik var gözüküyor. Ki yani çok ekstrem bir şey de yok diye tahmin ediyorum. Hatta şurayı şöyle ayarlayabilirim. Bunu yaptığım zaman birazdan yoğunluk geçtiği zaman tek tük arabalarla bir sıkıntı yaşamayacağız. Buralarda bak, su problemi baş gösteriyor. Şöyle şunu da çözeceğiz şimdi. Tamamdır. Başka trafiğime bakıyorum. Göremiyorum ha. Şurada bir yoğunluğum var. Burası zaten ana kesişim noktası. Burada bir yoğunluğum var. Burada bir yoğunluk var. Burada çok fazla aracın girip çıkmasından dolayı bir yoğunluk var. Burada trafik ışığı var. Göster işte bana. Ben trafik ışığı istemiyorum mesela. Trafik ışığına gerek yok. Burada bir yoğunluğum var. Neyse, bakıyorum. Burada bir yoğunluk gösteriyor. Burada da mesela trafik ışığında bir gereğim yok. Burada direkt olarak basıp gidebilirler. Burası kıpkırmızı gözüküyor. Yani bu direkt olarak şunu yaptığım anda düzelecek bir bölge burası. Gördüğünüz gibi bir tane araba yok burada şu anda. Ama kıpkırmızı. Harikulade. Burada akın akın kırmızı burada. Akın direkt kendisi kırmızı. Burası mesela kıpkırmızı. Yani hiçbir anlamı yok. Burayı şimdi birazcık hemen top düzeltiyorum. Yani burada dur kalka izin vermezsem gayet dümdüz akıcı bir bölge olacak burası. Hiç alakası yok trafikle. Şu kısımda trafiğim var.
Artık burası yoğun bir bölge. Çok fazla kamyonun olduğu bir bölge. Ama buradan direkt ana yollar üzerinden gidiş sağlayabiliyorlar. Buranın bir dakika. Burası bak gördüğün gibi olmuyor şu anda. Direkt olarak şimdi el kurulacak buralardaki evlerde. Burada işte bak mesela trafik yok ama buradaki dur kalklar yüzünden trafiği sıkıştırıyor. Ben burada dur kalk yapılmasını istemiyorum. Direkt olarak basıp gidecekler. Hiçbir şekilde dur kalka gerek yok buralarda. Gördüğünüz gibi zaten o yoğunluk direkt olarak sıfırlanmış oldu. Bu kadar basit. Yani ekstradan hiçbir şeye gerek yok. Buralarda insanlar kurmaya başlıyor. Tarım alanım 7000 getiriyor şu an bana. Şöyle bir goods kısmına bakıyorum. Biraz daha azalma var gibi ama çok da yok. Buradaki şey de gitmiş. Bak bu problemleri ortadan kaldırmacı. Not enough goods diyor. Bu bölge gayet güzel oldu ya. Şuralar yüksek, buralar alçak. Zaten belli, sürekli yüksek veya sürekli alçak gidemezsiniz. Belli oranda alçak, aralarda yüksek binalar var. Şuralar biraz daha downtown dediğimiz şehir merkezleri yükselti. Buralar biraz daha düşük yoğunluklu. Çünkü zaten burada yoğunluk var. Hem ulaşım açısından hem insan açısından. Buraya da apartman dikersen burayı felaket bir alana çevirirsin. Hiç gerek yok öyle şeylere. Burada artı 9'muş. Bunu seviyorlar demek ki. O yüzden bunun fiyatını arttırıyorum. Ne diyor? Premium stadyumda insanları şey yapabiliyoruz. Yani daha level artar ve daha fazla insan gelir. Kafası bu buranın. Nasıl kaybediyorsun? Belki maç ne zaman? 19-12-2055. Şehirden rahat rahat girip çıkış yapabiliyorlar. Buranın avantajı bu. Her tarafa rahat bir şekilde bu göbek sayesinde gidip gelebiliyorlar. Şu an bence buradaki tramvay da toparlanmış. Durmayın arkadaşlar. Durmayın bebeklerim. Durmayın hayatımın anlamları. Özellikle şu tramvay geçişlerinin olduğu bölgede bunu yapmak istiyorum. Tramvayların durmaması için. Buradaki o yoğunluğu azaltmışlar artık normal işlediği zaman. İşlediği için. Bak buradaki o şey de gitmiş. Gayet güzel bir bölge. Burası gelir olarak biraz artmış. 215 bin kişi. Buranın gelir olarak artmasının sebebi artık buradaki şeylerin de yoğunluğunun olması. Burada da artık insan geliyor. Yani dışarıdan otobüse de insan alıyoruz. Hatta bir de şey de yapabilir. Trenle almıyoruz galiba insan bu arada. Tren sadece kargoya bağlı. Daha çok yoğun. Buradaki şeyi kullanıyorlar mı? Kullanmıyorlar mı? Dur bakayım. 50 kişi de geliyor. Görmek istedim. Mis gibi. Şehrin bence şu anki görünüşü gayet nice bir görüntü yani.
Normalde simetri diye beni dele ediyorlar. Simetri yapma yok, simetriyi yok edeceğiz falan, ama simetri olmadan bu görüntüyü elde edemezsiniz. Böyle de bir şey var. Birazcık derli toplu olmak zorunda yaptığınız şeyler. Ben buradan Fan Club Support sponsorları alabiliyoruz. Ya güzel şeyler var aslında. Güzel, ince detaylar var. Gördüğünüz gibi bir yoğunluk şu an tamamen. Ama bizim avantaj yani artık para, bak biraz daha düşmüş. Yani yapmamız gerekiyordu. Başka bir sanayi bölgesi yapmayacağım zaten. Sadece böyle kalacak. Okey. Bu bölümde okey ya tamamen. Bu bölümü de burada noktalıyorum. Bir sonraki bölüm Twitch'te canlı yayın olarak seçim bölümü olarak karşınıza gelecek. Ve nihai kararımı, Cities Skylines'ın 20. bölümde bitip bitmeyeceği nihai kararı size ileteceğim arkadaşlar. Bölümde şu an dediğim gibi biraz haftayım. Sen bitirmesen mi? Ya da sadece Cities'i video olarak yaparım. Yayınlarda video Cities yapmam. Çünkü yayınlarda Cities çok yiyor benim zamanımı. Neyse. Videoyu beğenirseniz, abone olursanız ve yorum atarsanız sevinirim. Sizleri öpüyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.